Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu sütaş buzağısının part 2'yi çekeceğiz. Birinci partta bacaklarını ve şu karın kısmını örmüştük. İkinci partta da buradan sonrasını öreceğiz. Yani birinci partta bacaklarını birleştirdik. İkinci partta da üst kısmını, şu sırtına kadar olan kısmı ve boynu da dahil öreceğiz. Ve diğer partlarda da kafasını ve bu beneklerini örerek devam edeceğiz. Aslında şöyleydi arkadaşlar, ilk başta söylediğimde birinci partın başlangıcında. Bu partta ben birinci partta tüm gövdeyi de bitirmek istemiştim. Bacakları ve karnından başlayıp bu boynuna kadar. Fakat çok uzun bir video olduğu için bunu iki part yapmayı karar verdim. Sonradan kararımı değiştirdim. Şimdi ikinci partla örmeye devam ediyoruz. Şimdi 9. sırayla devam edeceğiz demiştim ve örmeye başlıyoruz 9. sırayı. Önce buradaki sayılara iyi dikkat edelim arkadaşlar. İşaret ipinden sonra 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3. Burası ön bacaklar oluyor. 3 tane ördükten sonra ön bacaktan 18 tane sık iğne öreceğiz. Burayı, şu geçişleri gayet sıkı yapalım. Oralarda açıklık kalmasın. 18 sık iğne yapacağız demiştim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 tane ördük. Daha sonra 7 tane şu aradan öreceğiz. Yani iki bacağın, ön bacağın arasından 7 tane sık iğne örüyoruz. 1. Bu geçişleri çok sıkı örelim. Şu iki aranın geçişini. Orada dediğim gibi boşluk kalmasın. 3 4 5 6 ve 7. 7 tane buradan ördük. Tekrardan diğer bacağa geçiyoruz. Gene aynen öteki bacakta olduğu gibi bu bacakta da 18 tane örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Evet, iki bacağı, ön bacağı örmüş olduk. Şimdi gövdeye geçiyoruz. Gövdede gene şu geçişleri çok sıkı yapalım. Orada bir açıklık olmasın. 11 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Daha sonra arka bacağa geçiyoruz. Arka bacakla hatırlarsanız burada 9 tane sık iğne ile birleştirmiştik ve arka bacaklarımız bizim 29 tane sık iğneden ibaretti. 9 tanesini buraya ördüğümüze göre 20 tane de bu arka bacaktan öreceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. Şöyle göstereyim, bakın. Şuradan geldik. Ön bacaklardan şöyle arka bacağı örüyoruz. Anlaşılmayan yerler varsa arkadaşlar Instagram hesabımdan ya da YouTube'un yorumlar bölümünden dilediğinizce soru sorabilirsiniz.
Oradan elimden geldiği kadar sizlere cevap vereceğim. Anlaşılmayan yerler varsa şayet. 20 tane sık iğnemizi 19 ve 20. Şu arada da 3 tane sık iğne örmüştük hatırlarsanız. Arka bacakların arasında. O sık iğneleri de gene 3 tane olarak çok sıkı bir şekilde örüyoruz. 1 geçişleri 2 ve 3. Gene arka bacağa geldik. 20 tane daha burada sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Şöyle arkadaşlar, bu sırayı doğru bir şekilde örersek dediğim şekilde bundan sonraki üst sıralarda herhangi bir karışıklık yaşamamış oluruz. Yani bu sıradaki sayılarımızı aynen gösterdiğim şekilde, örneğin bu bacakta kaç tane örmüştük arka bacaklarda? 11 tane, pardon 18 tane örmüştük. İşte şu araların sayısı, bu arka bacakların sayısı. Aynen dediğim şekilde ördüğümüz takdirde üst kısımları örerken herhangi bir karışıklık yaşamadan çok düzgün bir şekilde örgümüzü devam ettireceğiz. Şimdi burada işaret ipine kadar olan yerde, burayı 20 tane ördükten sonra 8 tane sık iğnemiz kalmıştı. O 8 sık iğnemizi de bu şekilde örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet. Şuradan buralara dediğim gibi sıkı bir şekilde geçersek geçişleri 4, 5, 6, 7 ve 8. Sıra sonuna geldik. Yani işaret ipimize geldik. İşaret ipinin yerini değiştirmeyeceğiz. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada bu sırada, yani dolandığımızda kaçıncı sıramız oluyordu? Bu 9. sıramız. 9. sıranın sonunda biz 108 tane sık iğne elde ettik. Yani burada şimdi bizim 108 tane sık iğnemiz oldu. Buradan sonraki aşamalarda bu 108 sık iğne üzerinden artırmaları ve azaltmaları yapacağımız için, eğer burayı 108 sık iğne olarak tamamladıysak, ki gösterdiğim şekilde yaptıysanız, aynen sayılarını söyledim, bacakları şu araları 108 sık iğneye ulaşmışız. Şimdi burada 108 tane sık iğneyi 9 sıra olarak herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan bu sıradan sonra 9 sıra olarak örüyoruz. Yani 10 ve 18. sıralar arası, 18. sırada dahil olmak üzere toplamda 9 sıra olarak 108 sık iğneyi örüyoruz. 108 tane sık iğnemizi arkadaşlar 9 sıra olarak ördüm. Yani 10. sıradan 18. sıraya kadar örmüş olduk. Şimdi 19. sırayı örmeye devam ediyoruz. 19. sırada 16 tane sık iğne örüp bir tane azaltacağız. 16 tane sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum. 2 3 4 ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 16 tane sık iğne örüp bir tane azalttığımızda toplam 6 tane azaltma yapmış oluyoruz. Bu sırada, yani 19. sırada 108 tane olan sık iğnemiz 102'ye düşecek. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. 19. sırada 16 tane sık iğne örüp bir tane azaltıyoruz ve 6 defa tekrar ediyoruz bunu. 108 tane olan sık iğnemiz
106'ya düşecek. Evet arkadaşlar, 19. sıramızı bu şekilde ördüm. Yani 16 tane sık iğne örüp bir tane azaltarak toplamda 6 tane azaltma yaptım. Şöyle ve 108 tane olan sık iğnemiz 102'ye düştü. Şimdi 20. sıraya geldik. 20. ve 21. sıraları herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 102 tane sık iğne olarak öreceğiz. Yani 2 sıra boyunca herhangi bir azaltma ya da artırma yapmayacağız. 102 tane sık iğnemizi 2 sıra boyunca öreceğiz. Evet, 21. sırayı da tamamlamış olduk. 102 tane sık iğne ile 2 sıra boyunca ördük. 20 ile ve 21. sırayı. Şimdi 22. sırayla devam edeceğiz. 22. sırada 15 tane örüp 1 tane azaltacağız. Ve buradaki sık iğne sayımızı 102'den 96'ya düşüreceğiz. 15 tane sık iğne örüp 1 tane azaltıyoruz. Toplamda böyle yaptığımızda 6 tane sık iğne azaltmış oluyoruz. 22. sıramızda 6 tane azaltma yapacağız. Yani 15 tane örüp 1 tane azaltıyoruz. 22. sırayı da bu şekilde ördük. Yani 15 tane örüp 1 tane azalttık ve 96 tane sık iğneye düştük. Şimdi tekrar bu sırada da azaltma yapacağız arkadaşlar. 23. sırayla devam edeceğiz. 23. sırada 6 tane örüp 1 tane azaltacağız. Yani bu sırada 12 tane bu şekilde ördüğümüz takdirde 12 tane sık iğnemiz azalmış olacak. 96 tane olan sık iğnemiz 84'e düşecek. Şimdi 23. sırayı örüyoruz. 23. sırada dediğim gibi 6 tane sık iğne örüp 1 tane azaltacağız. Sıra sonuna kadar hep bu şekilde devam edeceğiz. Bu şekilde devam ettiğimiz takdirde 6 tane örüp 1 tane azalttığımızda bu sırada toplamda, tekrar ediyorum, 12 tane sık iğne azaltmış olacağız. Ve 23. sıranın sonunda sık iğne sayımız 84'e düşmüş olacak. 23. sıramız bu şekilde bitmiş oldu. 84 tane sık iğnemiz kaldı demiştik. Şimdi 24. sırayla devam ediyoruz. Tekrar bu sırada azaltmalar yapacağız. 24. sırada 12 tane sık iğne örerek başlıyoruz. 24. sıraya. Hiçbir şey yapmadan, artırma ya da eksiltme yapmadan ilk önce 12 tane sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane sık iğne ördüm. Bir tane azaltıyorum. İki tane sık iğne örüyorum. 1 2. Bu şekilde 5 defa azaltma yapıyorum arkadaşlar toplamda. Bir tane azaltmış oldum. 2 tane sık iğne ördüm. Bir tane daha azaltıyorum. 2 oldu. Gene 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Bir tane daha azaltıyorum. 3 azaltma oldu. Gene 2 sık iğne örüyorum. Bir tane daha azaltıyorum. 4. azaltma. 2 sık iğne arayla azaltıyoruz. 4. azaltmamı yaptım. Tekrar 2 sık iğne yapıyorum gene. Şimdi de 5. azaltmamı yapmış oldum. 2 sık iğne arayla 5 tane azaltma yaptım. 12 tane sık iğneden sonra. Şimdi 24 tane sık iğne örüyorum. Herhangi bir azaltma yapmadan 24 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 tane sık iğnemi ördüm. Tekrar azaltmalara başlıyorum arkadaşlar. Bir tane azaltıyorum.
2 tane sık iğne örüyorum. Bu şekilde 5 defa azaltma yapıyorum. Aynen şu tarafta olduğu gibi, arka bacaklarında olduğu gibi ön tarafta da 2 tane sık iğne arayla 5 tane azaltma yapıyorum. 24 sık iğneden sonra 1 tane azalttım, 2 sık iğne ördüm. İkinciyi azaltıyorum. Azalttım. Tekrar 2 sık iğne örüyorum. Şu anda 3.'yü azaltıyorum. 3 2 sık iğne daha örüyorum. 1 4.'yü azaltıyorum şu anda. 2 sık iğne daha örüyorum. 1 2 ve 5. 5.'yi azaltıyorum. 2 sık iğne arayla 5 tane de burada azaltmış olduk. 5 tane şurada, 5 tane de, pardon, burası ön taraf arkadaşlar. 5 tane önde, 5 tane de arka tarafında, arka ayaklarının üstünde, toplamda 10 tane azaltma yapmış olduk ve geriye 12 tane sık iğnem kaldı işaret ipine kadar. Bu 12 sık iğnemi örüyorum. Toplamda 24. sırada 74 tane sık iğnem kaldı. İşaret ipine kadar kalan sık iğnelerimi örüyorum. 25. sırayla devam ediyoruz. 24. sıramız bitti. Dediğim gibi 74 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 25. sırada ilk önce herhangi bir artırma ya da azaltma yapmadan 46 tane sık iğne örüyoruz. 25. sıramızda 46 tane sık iğne örüyoruz. 46 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi tekrar azaltmalar yapacağız arkadaşlar. Önce bir tane azaltmayla başlıyorum. Bir tane azaltıyorum. Yine 2 tane sık iğne örüyorum. 1, 2. Bir önceki sırada olduğu gibi bu şekilde 5 defa azaltma yapacağız. Ön ayakları tarafından azaltma yapmadık. Şu anda arka ayaklarını örüyoruz. Arka bacak taraflarını. Burada azaltmalar yapıyoruz. 46 tane sık iğnemizi ördük. 25. sırada bir tane azalttım. 2 tane sık iğne ördüm şimdi. Tekrar bir tane daha azaltıyorum. Gene 2 sık iğne örüyorum. Bir tane daha azaltıyorum. Yani 3. azaltmamı yapmış oluyorum şu anda. Bu şekilde 5 tane azaltma yapmış olacağız. 2 tane daha örüyorum sık iğne. 1 2 ördüm. Bir tane daha azaltıyorum. Bu 4. azaltmamız. 2 sık iğne daha örüyorum. Bir tane daha azaltıyorum. Evet. 5. azaltmamı yapmış oldum. Geriye 10 tane sık iğnem kaldı. İşaret ipine kadar. Onları da normal bir şekilde herhangi bir artırma ya da azaltma yapmadan örüyorum. Yani arkadaşlar 26. sırada 5 tane azaltma yapmış olduk ve sık iğne sayımız 74'ten 69'a düşmüş oldu. Yani 26. sırada bizim 25. sırada 69 tane sık iğnemiz kaldı. Sırayla devam ediyoruz şimdi. 26. sırada da gene arkadaşlar bir alt sırada olduğu gibi ilk önce 46 tane sık iğne örüyorum. İşaret ipimden itibaren herhangi bir artırma ya da azaltma yapmadan 26. sıramızda 46 tane sık iğne örüyorum. Bir alt sırada olduğu gibi. Tane sık iğnemi ördüm. Hemen bir tane azaltma yapıyorum.
26. sırayı örüyoruz arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyorum, karışıklık olmasın diye. Bir tane sık iğne ördüm. Buraları biraz sıkı örüyorum, azaltma yerlerini. Çünkü elyaf doldurunca açılma yapıyor arkadaşlar. Bir de bu benim ördüğüm yarın art jeans ipi çok şey yapıyor, esniyor. O yüzden sıkı örmeye çalışıyorum. Biraz o yüzden şey oluyor, zor oluyor örmesi sıkı ördüğüm için. Şimdi 46 tane sık iğneden sonra bir tane azalttım. 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 bir tane azaltıyorum. Şimdi burada da arkadaşlar 3 tane sık iğne örüp bir tane azaltacağız ve 4 defa yapacağız. 4 defa azaltma yapacağız. Bu bizim ikinci azaltmamız oldu. 3 tane sık iğne, 1 azalttım, 3 tane sık iğne ördüm. Bir daha azalttım, 2 oldu. Şimdi 3 tane sık iğne örüyorum arada. 1 2 3. 3 sık iğne ördüm. Bir tane daha azaltıyorum. 3. azaltmam. Gene 3 sık iğne daha örüyorum. 1 2 ve 3. Bir tane daha azaltma yapıyorum. Toplamda 4 tane azaltma yapmış oldum. 26. sırada 4 tane sık iğnemizi azaltmış olduk. Ve 65 tane sık iğnemiz kaldı. 69 tane olan sık iğnemiz 65 tane kaldı. Bu en son 4. azaltmadan sonra bizim 6 tane sık iğnemiz kaldı. Onu da işaret ipine kadar örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, 26. sırayı bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi 27. sırayla devam ediyoruz. İşaret ipimi aldım. 27. sırada da 47 tane sık iğne örüyoruz. Herhangi bir artırma, eksiltme yapmadan 47 tane sık iğne örüyorum. 27. sıranın ilk başlangıcında 47 tane sık iğne örerek başlıyorum. 27. sıradan 47 tane sık iğne ördüm arkadaşlar. Herhangi bir azaltma yapmadan işaret ipimden buraya kadar 47 tane sık iğne ördüm. Daha sonra peş peşe 5 tane azaltma yapıyorum. Aralarında herhangi bir sık iğne yapmadan peş peşe 5 tane azaltma yapıyorum. Şöyle 1. Dediğim gibi buraları biraz sıkı örmeye çalışıyorum ki açıklık olmasın diye. 2 3 4 ve 5. 5 tane azaltma yaptım. Şöyle 5 tane azaltmayı yaptıktan sonra geriye 8 tane sık iğnemiz kalıyor. Onu da normal bir şekilde 27. sırayı da bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi içini yavaş yavaş doldurmaya başlayalım ve örgümüze daha sonra öyle devam edelim. Şimdi burada 27. sırayı ördüğümüzde arkadaşlar bizim 60 tane sık iğnemiz kaldı. Şurada. Evet. Evet. Buzağımızın bacaklarını doldurdum. Üst gövdesini çok fazla doldurmadım. Şundan dolayı arkadaşlar örerken zorluk teşkil etmesin diye. Zaten ördükten sonra da boynundan rahatlıkla doldurabiliriz. O yüzden bacaklarını düzgün bir şekilde doldurdum. Gövdesini fazla doldurmadım. Şimdi 28. sırayla devam ediyoruz. Buzağımızı örmeye 28. sırayla devam ediyoruz. Buradan işaret ipini çıkarayım. 28. sırada arkadaşlar 46 tane sık iğne örüyorum. Hiçbir azaltma yapmadan 46 sık iğne örüyorum. 46 tane sık iğnemi ördüm 28. sırada
ve aynen 27. sırada olduğu gibi 5 tane peş peşe azaltma yapıyorum. Hiç aralıksız 5 tane azaltıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Geriye 3 tane sık iğnem kalıyor. 1 2 3 4 tane, pardon. 4 tane sık iğnem kalıyor. Bu sırada da arkadaşlar 55 tane sık iğne, 5 tane azalttık. 60 tane olan sık iğnemiz 55'e düştü. Sırayla devam ediyoruz arkadaşlar. 29. sırada da 28. sırada olduğu gibi 46 tane sık iğne örüyorum. Hiçbir şey yapmadan, azaltmadan 46 sık iğne örüyorum. 46 tane sık iğnemi ördüm 29. sırada. Şimdi 3 taneyi aynı anda azaltacağım. Yani 4 tane tığıma ön lobdan takacağım. Arkadaşlar şöyle bakın. Takıyorum örmeden. 1 aldım. 2 aldım. 3 aldım. 4.'yü de alıyorum. Ve çekiyorum. Bu şekilde ördüm. Geriye 5 tane sık iğnem kaldı. Yani burada bu şekilde yaptığımda, 4 taneyi taktığımda aynı anda 3 tane azaltma yapmış oluyorum. Geriye kalan 5 tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 5. Bu şekilde 29. sıramı örmüş oldum. 29. sırada 55 tane olan sık iğnem 52'ye düştü. Burada 3 tane azaltmış olduk. Şimdi 30. sırayla devam ediyoruz. 30. sırada 32 tane sık iğne örüyorum. Hiçbir şey yapmadan, azaltma yapmadan 32 tane sık iğneyi örüyorum. 2 3 4. Evet, 30. sırada arkadaşlar şuradan geldim. 32 tane sık iğne ördüm. Şimdi buradan geri dönüyorum. 24 tane sık iğne sayıyorum. Şöyle geri giderekten. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 tane sık iğneyi saydım. 25. tığımı takıyorum ve buradan birleştiriyorum. Şöyle birleştirdim. Bir tane zincirle sabitliyorum. Ve bu bizim buzağımızın boyun kısmı olacak. 24 tane sık iğne olarak. Burasını da iğneyle dikeceğiz arkadaşlar. Bu boyun kısmını 2 sıra halinde örüyoruz. Bu 24 tane sık iğneyi 2 sıra olarak öreceğim. Boynumu da bu şekilde 24 tane sık iğneyi 2 sıra olarak ördüm. Şimdi burada ipimi ilmek kaydırmayla buraya birleştireceğim. Dikmek için ip bırakıp daha sonra burayı sırtından dikeceğim arkadaşlar. Daha sonra içine de elyafını yeteri miktarda dolduracağım.
Arkadaşlar şöyle dikiyorum. Karşılıklı sık iğnelerden alaraktan şöyle birer tane, bir tane oradan, bir tane de karşıdan bu şekilde sıra sonuna kadar dikiyorum. Düzgün bir şekilde olması gerekiyor çünkü burası sırtı olacak. İşaret ipini çıkarabiliriz artık. Gerek yok. Bu şekilde dikiyoruz. Evet arkadaşlar, içini de doldurdum. Bu şekilde buzağımızın bacaklarını ve gövdesini yapmış olduk. Birinci part burada sona erdi. İkinci partta görüşmek üzere. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.